Abdülkadir Selvi, Hürriyet İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday. Hani şampiyonluğa en yakın takımlar için şampi başlıkları atılır ya, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu da öyle bir noktaya geldi. O nedenle yazımın başlığını İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday diye yazdım. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına diğer partiler ikna oldu. Bir tek AKŞENER kalmıştı. İyi Parti'de de artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabullenilmiş durumda. Ona uygun modeller konuşulmaya başlandı. Meral Akşener Pazartesi günü partisinin başkanlık divanını topladı. Toplantıda Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı ve aday nasıl belirlenmeli sorusu tartışmaya açıldı. Meral Akşener'in toplantının başından sonuna kadar tartışmayı izlediği, not aldığı ama herhangi bir yorum yapmadığı söyleniyor. Bir isim ön plana çıkmıyor ama İmamoğlu'nun üzerinde duruyorlar. Bir de Kılıçdaroğlu'na karşı direnç devam ediyor. 3 alternatifli anket Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için alternatifli anketlerin yapılması önerisi getiriliyor. 1. Seçmenin istediği aday kim? 2. Altılı masanın liderleri arasında hangi isim aday olmalı? 3. Kamuoyunda konuşulan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler için anket yapılsın. Kılıçdaroğlu'na direnç Başkanlık Divanı'nın bazı üyeleri Kılıçdaroğlu konusunu tartışmaya açıyor. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunun altı çiziliyor. Kılıçdaroğlu kesin aday ya ortak aday olacak ya da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak deniliyor. Kılıçdaroğlu kararlı. Altılı masanın adayı olmadığı takdirde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olacağının altı çiziliyor. 26 Ocak'taki toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığı konusu ele alınacak ama 30 Ocak'taki lansmandan sonra liderlerin Cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere özel bir gündemle bir araya gelmesi öneriliyor. O toplantıya CHP'nin sadece Kılıçdaroğlu'nun ismini getireceği genel bir kabul görmüş durumda. Kılıçdaroğlu adayken CHP masaya İmamoğlu ve Yavaş ismini önerir mi? İyi Parti bunun farkında. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemeyiz deniliyor. Yeni formül İyi Parti Başkanlık Divanı'nda iki öneri ön plana çıkıyor. 1. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyorsak çoklu adaya gideceğiz deniliyor ama Akşener çoklu adaya sıcak bakmıyor. O nedenle bu öneri çok fazla tartışılmıyor. 2. Onun yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığını merkeze alan formüller gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en büyük direnç İyi Parti tabanından geliyor. Kemal Bey'e olan direnci kırmak ve tabanımızı ona oy vermeye ikna edebilmemiz için Kemal Bey'le pazarlığa oturmamız lazım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde İyi Parti seçmeni onun yanında ikinci sırada İyi Parti'nin liderini görmeli. icranın başında kendi liderinin olacağını hissetmeli. Ancak bu durumda Kemal Bey'e oy vermeye ikna olur deniliyor. Akşener bu öneriyi nasıl karşılıyor, yorum yapmadan dinliyor, not almakla yetiniyor. Tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahmet Davutoğlu, 6 liderin eşit yetkili olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını açıklamıştı. Babacan ve Karamollaoğlu'nun kafasından da benzer bir model geçiyor. Kılıçdaroğlu da buna destek vermişti. Ama İyi Parti bu dağılımdan memnun değil. 250 bin oyu olan bir partiye de bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık verilmesi, kalan bakanlıkların partilerin aldığı oya göre dağıtılması büyük partiler açısından adaletsizliğe yol açar diyorlar. Cumhurbaşkanı CHP'den olacaksa birinci cumhurbaşkanı yardımcısı İyi Parti'den olmalı tezini savunuyorlar. Akşener'in yalanlaması Meral Akşener bu formüle yalan demiş ama kendi partisinin yetkili kurullarında konuşuluyor. Evet Akşener'in böyle bir önerisi olmamış. Çünkü Akşener herhangi bir değerlendirme yapmamış. Bu bir al-ver süreci. Kurmayları Akşener'in elini güçlendirmek için bu tür öneriler geliştiriyor. Kimi zamanda liderin söyleyemediğini bir kurmayı söyler. Önemli olan İyi Parti'de bu tür alternatiflerin konuşuluyor olması. Ayrıca Kılıçdaroğlu bu formülü reddetmiyor. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın onayıyla ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak için her türlü tavizi vermeye hazır. O nedenle Davutoğlu ya da Babacan'dan gelen önerilere dahi karşı çıkmıyor. İyi Parti'nin hassasiyeti. İyi Partililerin bu önerisinin iki gerekçesi var. 1. İyi Parti seçmenini Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmek için icranın başında Akşener olacak ona göre güvenin, oy verin demek istiyorlar. İkincisi ise CHP Cumhurbaşkanı adaylığını, bir cumhurbaşkanı yardımcılığını ve en fazla bakanlığı alacak. Küçük partiler bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık ve oylarına göre artık bakanlık alacak. İyi partiye ne kalacak diye düşünüyorlar. Küçük partilerle eşit olmak istemiyorlar. Davutoğlu ve Babacan'a tepki Birkaç gündür ara verdiler ama Davutoğlu ve Babacan'ın altılı masaya rol biçmeleri iyi partiyi gelmiş durumda. Üstüne üstlük Ali Babacan'ın Türk Milleti kavramının anayasadan çıkarılması önerisi onları rahatsız ediyor. Davutoğlu ve Babacan altılı masada var ama Millet İttifakının ortağı değil. Millet İttifakına girip girmeyecekleri de belli değil. Hem masada en büyük payı almak istiyorlar hem de yaptıkları açıklamalarla altılı masayı enfekte ediyorlar diyorlar. Ekrem bekle. Önce gel Ekrem vardı, şimdi bu Ekrem bekleye döndü. Nasıl mı? Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararlılığı karşısında Ekrem İmamoğlu'na "Sen bu seçimde aday olma" Ben iki yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç. 14. Cumhurbaşkanlığına aday olma. İki yıl sonra 15. Cumhurbaşkanlığına aday ol. Diye telkinde bulunduğunu yazmıştım. İyi Partinin Başkanlık Divanında bu konuda konuşuluyor. Bazı üyeler Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirince İmamoğlu'nun önündeki en büyük engelin Kılıçdaroğlu olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'na rağmen İyi Parti'nin İmamoğlu'nu aday göstermesinin siyasi nezakete uymayacağının altı çiziliyor. İmamoğlu'nun yaşı genç. 2 yıl beklesin, CHP'ye genel başkan da olabilir, Cumhurbaşkanı adayı da olabilir deniliyor. İbre Kılıçdaroğlu'ndan yana. Bakalım Ekrem İmamoğlu sabredebilecek mi? Sanıyorum iş oraya doğru gidiyor. İyi Parti'de dahi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına paralel formüller tartışıldığına göre Kılıçdaroğlu ortak aday olacak. Ekrem İmamoğlu da sırasını bekleyecek. Artık CHP genel başkanlığı mı olur? Cumhurbaşkanı adaylığı mı olur? Yoksa finali İBB'den mi yapar? Orasını bilemem. Abdülkadir Selvi, Hürriyet